Değerli arkadaşlar, Manisa'mıza hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan ve sizleri misafir etmekten onur duyuyoruz. Manisa'mız özellikle tarihi yapısı başta olmak üzere coğrafi güzellikleri, sanayiye katkısı ve kültürel dokusuyla ülkemizin en zengin şehirlerinden birisi. Manisa'mızın tarihi M.Ö. 2000'li yıllara kadar dayanmakta. Antik çağ döneminde, o dönemde Teselya'dan gelen ve magnetlerin kurmuş olduğu bir şehir Manisa. Manisa'daki antik şehirlerin kalıntıları bugün hala şehrimizin sınırlarında mevcuttur. Manisa merkezdeki Yutta Köseler köyümüzdeki Aygay Kültür Merkezi, Gördes'teki Kültür Merkezi ve Salihli'deki Sart bölgesindeki Lidyalılar Manisa'mızın en eski antik çağ kalıntılarını oluşturuyor. Ve bu anlamda hem ticari hem siyasi anlamda birçok medeniyetlerinde gözdesi haline gelmiştir. Baktığınızda antik çağdaki Frigya, Lidya, Hititler, Sasaniler, Romalılar, Büyük İskender, Selçuklular ve Osmanlılar olmak üzere birçok medeniyetleri bünyesinde barındırmış. Çok hinterlandı, çok geniş bir Manisa'dan bahsetmek istiyoruz. Manisa'nın bu özellikleriyle kattığı sanayi ve ticari kültürel katkılarının oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. 1071'de Malazgirt'ten sonra Anadolu'nun fethinde özellikle Mevlevilerin, Alperenlerin ve Dervişlerin Anadolu'daki İslami kültürel etkinliklerini görmemiz mümkün. Bu nedenle Manisa özellikle Selçuklu ve Selçuklu sonrasındaki Batı Anadolu'daki kültürel faaliyetlerde adeta bir merkez olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Manisa, Soruhanlı Beyliği'nin sancak merkezi olmakla beraber bu şehirdeki birçok tarihi kültürel yapının da aslında biz Soruhanlar dönemine borçlu olduğumuzu da söyleyebiliriz. Hatta üzerinde program yaptığımız Mevlevi Hane Dergahı'nın da Selçuklular döneminden, İshak Bey döneminden Ulu Camimizin bir ünitesi olarak da bizler burada çok rahat hep beraber görebiliyoruz. Soruhanoğulları döneminde Osmanlıların kısa süre içerisinde ilişki kurduğu, sınır olduklarından dolayı ve Osmanlı'nın da batıya doğru politikalarından birisi de Soruhanoğulları Beyliği ile karşı karşıya gelmişti. İlk olarak Yıldırım Beyazıt döneminde Soruhanoğulların Osmanlı'ya katıldığını görebiliyorsunuz. Soruhanoğulları Beyliği döneminde İshak Bey dönemiyle beraber başta Ulu Cami olmak üzere kültürel zenginlikleri katan bir insan. Fakat Osmanlı Devleti'nin gerek Anadolu'daki siyasi birliği sağlaması ve gerekse Türkistan Birliği iddiasında olduğu için bir Yıldırım Beyazıt döneminde Soruhanoğulları'nın Osmanlı'ya katıldığını biliyoruz. Soruhanoğulları'nın bıraktığı izleri söylemekle beraber Osmanlı dönemindeki büyüme daha da Manisa'da katkı sağlayarak devam edecektir. Yıldırım Beyazıt'la beraber ki daha sonra Çelebi Mehmet dediğimiz 1. Mehmet döneminde artık Manisa'nın bir sancak olarak Kütahya'ya bağlı bir sancak olarak Şehzadeler şehri olmaya aday olduğunu söyleyebiliriz. Manisa'mız bir yönüyle birçok Osmanlı devlet adamını yetiştirmiş. Başta Fatih Sultan Mehmet Hazretleri olmak üzere Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Ahmet ve 3. Mehmet dönemlerinde Manisa'nın Şehzadeler şehri olarak anıldığında bilmekteyiz. Manisa'daki gerek siyasi anlamda devlet adamı yetiştirilmesi, gerek İslami anlamda alim insanların yetiştirilmesi, bürokrat yetiştirilmesi Osmanlı'nın, Manisa'nın Osmanlı'ya en büyük katkılarından birisi olmuştur. Manisa'daki Alim Efendi'nin, Manisa'daki Aynali Dergahı'nın, Mevlevi erenlerinden Aynali'nin ve Manisa hakkındaki görüşleriyle de Süleyman Çelebi'ye mevlütüne ithafen de Manisa'daki görüşlerinin alındığı da rivayetlerde vardır. Manisa'nın bu yönüyle alakalı kültürel dokuyu bu kadar zengin tutması Manisa'daki ilim merkezi olmasını da buraya bunu da ilave etmemiz gerekir. Manisa medreseleriyle Manisa ilim yuvası olması açısından da Mevlevi'yi de katmamız lazım. Çünkü Mevlevilik de Osmanlı Devleti'nde bir üst düzey eğitim anlayışıydı. Mevlevi'nin de Manisa'daki Aynali'yi de az önce zikrettiğim gibi Aynali Efendi'nin de 15. ve 16. yüzyılda Mevlevi'liğin özellikle Bektaşi kültürünün Manisa'ya yerleşmesinde isminin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Manisa'mızın kültürel dokusundaki bu özellikleri eğitimden, tarihi yapıdan, bürokratlarıyla beraber aynı zamanda Manisa'mızın ülkeye tarım, hayvancılık, ziraat gibi birçok özelliklerini kattığını biz Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden de görebiliyoruz. Çünkü 17. yüzyılda Manisa'ya gelen, 1650'li yıllarda Manisa'ya gelen Evliya Çelebi Manisa'yı anlatırken dağlarından yağ, ovalarından bal akan Manisa diye tarif ederken Manisa'nın bereketli topraklarının gerçekten mükemmel bir seviyede olduğunu bizlerle paylaşmıştır. Manisa'nın tarihi semtlerinde hakkında bize bilgi vermekte, Manisa'nın Kırmızı Köprü Karaköy'ünden
Manisa'nın Horoz Köyü'nden, Manisa'nın Kapalı Çarşısı'ndan bahsetmekte, Manisa'nın Yeni Hanı'ndan ve Kurşunlu Hanı'ndan bahsetmekte, Manisa'nın ne kadar eski bir tarihi dokusu olduğunu biz Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden de anlayabiliyoruz. Manisa, Osmanlı döneminde bir sancak merkezi. Bu 18. yüzyıla kadar devam etmiş. Daha sonra Manisa, Aydın Sancağı'na bağlanacaktır ve 19. yüzyılda tekrar Aydın Sancağı olarak da bizim karşımıza çıkmaktadır. Manisa'daki gerek tarım ve gerekse ticareti 19. yüzyıldan itibaren gayrimüslimlerin eline geçtiğini ve 19. yüzyılda Osmanlı döneminin siyasi anlamda en zor yüzyılı olarak tanımlanan 19. yüzyılda ticaretin gayrimüslimin elinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 19. yüzyılda cepheye koşan, sürekli savaşan Osmanlı reayası, Müslüman halkı ticaretle uğraşamadığı için ticaretin 19. yüzyılda da tıpkı İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de olduğu gibi Manisa'da da gayrimüslim tüccarların ticareti eline geçirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında Manisa'nın Kurtuluş Savaşı'na katkısını gerçekten göz ardı etmemek gerekiyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında Manisa'nın özellikle kadınıyla, çocuğuyla birçok anlamda destek vermiş, silah desteğini sağlamaya çalışmış, İstanbul bağlantısını sağlamaya çalışmış. Düşmanın buradan denize dökülmesi Manisa'nın da ayrıca mücadele anlamında gurur veren tarihi tablolarından birisi olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. 1923 yılından sonra nüfus sayımını yapıldıktan sonra müstakil şehirler arasına girmiş. Özellikle 1945 yılındaki nüfus idaresinin son planlamasına göre de artık il bazında Batı Anadolu'nun en önemli, en güzel şehirlerinden birisi olmuştur. Manisa'nın 1923'ten itibaren Cumhuriyet'in ilanı ile beraber devletin oluşumuna siyasi anlamda ve askeri bürokrat anlamında da katkı sağladığını çok rahat söyleyebiliriz. Burada Manisa'nın sanayisiyle ve ekonomisiyle ve siyasetiyle bir bütün olarak değerlendirilmesi, sadece Ege bölgesi değil Manisa'ya çok büyük katkılar olduğunu buradan sizlerle paylaşmak istiyorum.